Efendim mutlu akşamlar. 27 Mayıs 2021'i gösteriyor takvim yaprakları. Günlerden de Perşembe. Saatlerimiz ise tam 18.45'i gösteriyor. Ana haber bültenimizle karşınızdayız önümüzdeki dakikalar boyunca. Bölge gündemine dair ne varsa sizlerle paylaşmaya çalışacağız ve hiç vakit kaybetmeden başlıyoruz efendim. Üzücü bir haberle başlayacağız. Bir şehidimizin son yolculuğuna uğurlandığını anlatacak İlk haberimiz, ana haber bültenimiz. TCG Akın Komutanlığı rahatsızlandı ve tedavi gördüğü hastanede şehit oldu o isim. İkmal Sözleşmeli Onbaşı Caner Ülü. Cenaze töreni düzenlendi memleket Eskişehir'de. Ardından da dualarla ve gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit İkmal Onbaşı Caner Ülü, memleketi Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul Kuzey Deniz Sağ Komutanlığı'nda görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Eskişehirli şehit İkmal Onbaşı Caner Ülü için cenaze töreni yapıldı. Şehit Ülü'nün Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda törenin yapılacağı Reşadiye Camii'ne getirildi. Cenaze namazının ardından top arabasına konan şehidin naaşı, askeri tören sonrası Vişnelik Mahallesi'ndeki hava şehitliğinde toprağa verildi. Anne Mualla Ülü, top arabasına konulduğu sırada tabuta sarılarak şehit oğlu için gözyaşı döktü. Bekar ve 3 erkek kardeşten ortancası olan Ülü'nün cenaze töreninde yakınları güçlükle ayakta durabildi. Efendim bültenin başında bugün 27 Mayıs dedik ama bundan tam 61 yıl öncesine götüreceğiz sizi. Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen, ardından da eski başbakanlardan Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve diğer Hasan Polatkan ve birçok kişiyi idama götüren süreçten bahsedecek haberimiz. Söylediğimiz gibi demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçti 27 Mayıs 1960 yılındaki o darbe. Milletimizin vicdanında derin yaralar açtı ve yıllar geçmesine rağmen de halen daha yüreklerdeki acısı duruyor. Bununla ilgili derlediğimiz bir haber var. Adeta bir belgesel niteliğinde 4-5 dakikalık bir görüntü. Sizi yıllar öncesine götüreceğiz şimdi. O karanlık günlerle baş başa bırakacağız. Tarihe utanç vesikası olarak geçen 27 Mayıs 1960 ihtilaliyle anayasa ve meclis feshedildi, ülkenin başbakanı ve iki bakanı idam edildi. Türk demokrasi tarihinin kara lekesiydi bu. Önce tanklar selamlandı, ardından üzerlerine tırmanıp kutlamalar başladı. Takvimler 1960 yılını gösterdiğinde Türkiye Cumhuriyeti 37 yaşındaydı. İktidarda 10 yıl önce ülkedeki tek parti devrine son veren Demokrat Parti vardı. Başbakan koltuğunda 14 Mayıs 1950 ve 2 Mayıs 1954 seçimlerinden zaferle çıkan Adnan Menderes oturuyordu. Cumhurbaşkanı ise Celal Bayar'dı. İhtilal Ankara'da bazı evlere hüzün ve gözyaşı getirirken 7 partinin katıldığı 14 Mayıs 1950'deki seçimlerde Demokrat Parti ilk büyük zaferini kazanmış, %53 oy ve 416 milletvekiliyle meclise girmiş, CHP ise ancak 69 sandalye kazanabilmişti. 4 Mayıs 1959'da Topkapı'da İsmet İnönü'ye karşı suikast düzenlemek amacıyla halkı kışkırtmakla suçladı. Demokrat Parti'nin ilk yıllarında yaptığı en önemli icraatların başında Türkçe okunan ezanın tekrar Arapça okunmasına dair kanunun meclise sunulup kabul edilmesi gelmişti. Doğrusu bu kadarını ihtilalciler bile beklemiyorlardı. Aynı zafer sarhoşluğu o sabah ihtilal karargahında da yaşandı. Katılımın %88,63 gibi oldukça yüksek bir oranda gerçekleştiği 1954 seçimlerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek oyunu alarak iktidarda kalmayı başaran Demokrat Parti, ilk yıllarından itibaren sivil ve askeri kanadın muhalefetiyle karşı karşıya kaldı. Cuntaların ilham kaynağı, milletin tepesine balyoz gibi inmek isteyenlerin yol göstericisi olacaktı.
Selanik'te Atatürk'ün doğduğu eve bomba atıldığı iddiaları halkı sokağa döktü. Azınlıkların yaşadığı semtlerde yangınlar çıkarıldı. Kiliselere ve mezarlıklara saldırılarda bulunuldu. Demokrat Parti iktidarının son dönemlerinde ülkede yaşanan gerilim zaman zaman şiddetle kendini gösterdi. Muhalefet Partisi CHP'nin Genel Başkanı İsmet İnönü'nün bazı yurt gezilerinin engellendiği ve saldırıya uğradığı iddiaları da ortaya atıldı. Üniversite öğrencileri hükümet aleyhine gösterilere başladı. İstanbul Beyazıt Meydanı'nda üniversite öğrencilerinin eylemi sırasında Orman Fakültesi öğrencisi Turan Emeksiz, seken bir kurşunun başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Emeksiz'in polis kurşunuyla hayatını kaybettiği yönündeki haberler dolayısıyla olaylar daha da şiddetlendi. Darbe olduğunda takvimler 27 Mayıs 1960'ı, saatler sabah saat 03'ü gösteriyor. Ve darbe için düğmeye basıldı. Olayların rahatsızlık duyulduğu iddiasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki bazı general ve subayların oluşturduğu 38 kişilik Milli Birlik Komitesi 27 Mayıs sabaha karşı yönetime el koydu. Yassıada'da hukukun katledildiği, yargılamalar sonunda Maliye Bakanı Hasan Polatkan, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Başbakan Adnan Menderes idam edildi. Milli Birlik Komitesi Anayasa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni feshetti. Siyasi faaliyetleri askıya aldı. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, hükümet üyeleri, DP'li milletvekilleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rüştü Erdelhun ile asker ve bazı üst düzey kamu görevlileri gözaltına alındı. Hukuksuzca yargıladıkları Demokrat Parti mensuplarını milletin gözünde aşağılamak için kara propagandaya sarıldılar. Yassıada'daki yargılamalar 14 Ekim 1960'ta başlayıp 15 Eylül 1961'de karara bağlandı. Eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar, eski Başbakan Adnan Menderes, eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam kararları oy birliğiyle alındı. Celal Bayar hakkındaki karar yaş haddi nedeniyle müebbet hapis cezasına çevrildi. Yassıada'ya giden dinleyiciler tabii ki darbecilerin özel olarak seçtikleri bir takımdı. Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan 16 Eylül 1961'de sabaha karşı o gün başarısız bir intihar girişiminde bulunan Adnan Menderes ise İmralı Adası'nda 17 Eylül 1961'de sağlık muayenesi yapan doktor heyetinden sağlam rapor alındıktan sonra saat 13.21'de idam edildi. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı'na gideceğiz şimdi. Konu 27 Mayıs darbesinin yıl dönümüydü. İl İnsan Hakları Başkanı Mehmet Emin Yıldırım kameraların karşısındaydı. Bir basın açıklaması yaptı. Dedi ki 27 Mayıs darbesinde hayatına son verilen sadece vekiller değil, Türk milleti olmuştur. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda 27 Mayıs darbesinin yıl dönümü nedeniyle basın toplantısı düzenlendi. Müsaadenizle genel merkezimizin hazırladığı AK Parti Afyonkarahisar İl İnsan Hakları Başkanı Mehmet Emin Yıldırım, vesayet ve beraberindeki darbelerin bugüne kadar millete fayda sağlamadığına vurgu yaptı. Ne yazık ki bir acıyı hatırlamak memlekete büyük hizmetleri olmuş ve insanımızın gönlünde taht kurmuş, ancak nankör eller tarafından idam sehpalarına yollanmış olan büyük insanların acısını yeniden yaşamak ve halkımıza hatırlatmak için toplandık. Şu anda burada hiç unutulmayacak ve asla yok olmayacak olan bir acının bir araya topladığı insanlarız. Milletin ferasetiyle Türkiye'yi en kara günleri yaşatanların tarihin tozlu raflarına, en karanlık günlere tanık olan Yassıada'nın ise tarihe gömülerek bugün Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak mührünü tarihe derc ettiğini kaydeden Yıldırım, Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının aziz hatıralarının burada yaşatılmaya devam edeceğini söyledi. Medeniyet geleneği denildiğinde ilk akıllara gelen Türkiye ve aziz milletimiz, demokrasi ve insan hakları adına birçok fedakarlığı göze almış, bu uğurda çok sayıda bedel ödemiştir. Her bir vatandaşımızın gönlünde yer edinen, hamuru vatan sevgisiyle yoğrulan milletin evlatları, hukukun vesayet altına alındığı dönemlerde işkenceler görmüş ve idam sehpalarında şehit edilmişlerdir. Vesayet ve beraberinde getirdiği darbeler milletimize fayda getirmemiş, milletimizden demokrasisini, ekonomisini, moral ve motivasyonunu koparıp götürmüştür.
Toplantıya AK Parti İl Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Selcan Hıdıroğlu, İl Yönetim Kurulu üyesi Muharrem Çelikbaş, Kadın Kolları İnsan Hakları Başkanı Nihal Yurdanur ve Gençlik Kolları İnsan Hakları Başkanı Kübra Yılmaz da katıldı. Devam ediyoruz efendim. Yine Afyonkarahisar'dayız. Vali Gökmen Çiçek ve Orman ve Su İşler Eski Bakanı, aynı zamanda AK Parti Afyon Milletvekili Veysel Eroğlu bugün bir takım ziyaretler gerçekleştirdi. İlk ziyaret müzeye yapıldı, müze inşaatına. Yıllardır yılan hikayesine dönmüştü ama geçtiğimiz aylarda ayrılan ödenekle birlikte artık oradaki çalışmalar başladı. Bittiğinde ise Türkiye'nin en büyük ikinci müzesi olacak, bunu söyleyelim. Vali Gökmen Çiçek ve Veysel Eroğlu önce müzeyi inceledi. Ardından da Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binasında incelemelerde bulundular. Artık orası da gün sayıyor. Oldukça da dikkat çekici bir bina. Çok da güzel. İçeriği de çok farklı. Önümüzdeki günlerde yeni hizmet binası olarak orada hizmet vermeye başlayacak Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü. Bu ziyaretlerin sonuysa basket atışlarıyla bitti. Bakın nasıl. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, kentteki yatırımları yerinde takip ediyor. Yeni müze inşaatının bitirilmesi için yoğun çaba harcayan Vali Gökmen Çiçek ve AK Parti Milletvekili Veysel Eroğlu çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Çiçek ve Eroğlu, tüm katları dolaşarak önerilerde bulundu, yönlendirmeler yaptı. Müze inşaatının Afyonkarahisar'ın vizyon projelerinden biri olduğunu dile getiren Milletvekili Eroğlu, Çiçek gibi bir müze olacağını ifade etti. Şu anda Türkiye'nin en büyük ikinci müzesinin inşaatındayız. Tabii çok büyük bir inşaat gerçekten, çünkü Türkiye'de ikinci bölge, bu İç Anadolu'nun da birinci müzesi. Burada çok maksatlı bir müze aynı zamanda. Gerçekten de Afyon'un tanıtımı için, Türkiye'nin tanıtımı için çok önemli bir merkez. Çiçek gibi bir müze yapıyoruz. Afyon için hayırlı olsun. Hatta öbür taraftaki blok bitti. Vali Gökmen Çiçek ise müzenin bitirileceği tarihi verdi. Ankara'da gittiğimizde 2022'nin bu zamanlarında bitmiş olması lazım demiştiniz. Yani Mayıs evet. Zamanları için özellikle o zaman konuştuğumuzda. Galiba bundan önceki sözlerinizde durduğunuz gibi burada da sözümüzde duracağız Sayın Bakanım. İnşallah, yetişmiş olacak. Birçok önemli yatırım var ama bu başka bir şey. Gizemli şehir izliyoruz, tarih şehri izliyoruz, kültür şehri izliyoruz. Ki öyleyiz. Türkiye'nin en önemli kültürel değerleri bizde. İşte onu sergileyecek bir alanımız yoktu. İnşallah Kibele heykelini de buraya aldıktan sonra Türkiye'nin en büyük ikinci müzesi Afyonkarahisar'a yakışırdı. Sayın Bakanımızın, vekillerimizin öncülüğünde Afyonkarahisar'da olacak inşallah. Vali Gökmen Çiçek ve Veysel Eroğlu incelemelerini yapımı tamamlanan ve taşınılması için gün sayılan yeni Emniyet Müdürlüğü binasında sürdürdü. Çiçek ve Eroğlu'na İl Emniyet Müdürü Ali Temiz de eşlik etti. Onlar nerede? Buradalar. Binanın gezilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonlardan övgüyle bahsetti. Afyon İl Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binasının önündeyiz. Binayı gezdik, hakikaten muhteşem. Türkiye'nin en güzel İl Emniyet Müdürlüğü binalarından birisi oldu. Emniyet teşkilatımızın en güzel binalarda oturması bizim milletimizin, benim de arzumdur. Emniyet teşkilatımız her şeyin en güzeline layıktır. Özellikle son zamanlarda gerek uyuşturucuyla mücadelede, gerekse silah kaçakçılığında büyük operasyonlara mührlerini vurdular. Bu bakımdan bütün emniyet teşkilatımızı, il müdürlüğümüzü ve şube müdürlerimizi, hepsini, müdürümüz dahil olmak üzere, başta tabii valimiz, hepsini gönülden, yürekten kucaklıyorum. Vali Gökmen Çiçek ise yeni hizmet binasının tamamlanmasıyla polislerin daha iyi bir çalışma ortamına kavuşacağını söyledi. Çünkü arkadaşlarımızın çalışma ortamı ne kadar rahatlarsa o kadar büyük işler çıkaracaklarına biz inanıyoruz. Çünkü imkanlar noktasında da birçok birimin kurulması noktasında da sıkıntımız vardı. Bu açıdan çok büyük bir eksikliği giderdi. Afyonkarahisar az önce müzede de gördük Sayın Bakanım. Olunca en iyisine
layık. Bütün kurumların en iyisine layık. Emniyet Müdürü Ali Temiz ise hizmet binasının yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Son bir yıldır da Sayın Valimiz geldikten sonra süreci hızlandırdık. Sayın Valimizin de çok büyük katkıları var. Sayın Valimize ve Sayın Bakanımıza da teşekkür ediyoruz. Buradaki çok güzel binada, nezih ortamda arkadaşlarımızın çok daha güzel Afyon halkına hizmet edeceğini biliyorum. Teşekkür ediyorum. Vali Gökmen Çiçek ve eski bakan Eroğlu, daha sonra Gazi Endüstri Meslek Lisesi spor salonunda Roman vatandaşların çocuklarına yönelik başlatılan basketbol kursunu ziyaret etti. Çocuklarla basketbol oynadı. Söylediğimiz gibi işte bu şekilde basketle bitti o ziyaret turu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin MYK üyesi aynı zamanda da Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak. Geçtiğimiz aylarda hatırlayacaksınız bu Harbiş bölgesindeki muhtarların bir talebi vardı. 24 derslikli bir anaokulu talepleri vardı. Bunlarla ilgili yapılan girişimler sonuç verdi. Arsa takasları da başlamış artık son aşamaya gelmiş. Onun ayrıntılarına bir bakacağız, bir göz atacağız şimdi. Biz bunu burada. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, geçtiğimiz aylarda Gazi Mahallesi Muhtarı Mehmet Yalçınkaya, Nazmi Saatçi Mahallesi Muhtarı Şura Köylü, Ali İhsan Paşa Mahallesi Muhtarı Nazmi Bülbül ve Kocatepe Mahallesi Muhtarı Serkan Keser'le yaptığı toplantıda Harbiş bölgesinde ikamet eden vatandaşların 24 derslik Anadolu Lisesi talebini görüşmüşlerdi. Buraya 24 derslikli bir tane Anadolu Lisesi yapılması uygundur raporu verdi. Yapılan toplantıda PTT Kale Görünmez Tesisleri içerisindeki ve mülkiyeti PTT Genel Müdürlüğü'ne ait olan lojman binasının yerine lise yapılması ile ilgili milletvekili Taytak'tan destek istenmişti. Ben kendim hazırladım bir şey. Yani çizimi başlaştım bizim Afyon Mermer'e başlıyor. Milletvekili Taytak, talep üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nu ziyaret ederek 40 bin nüfusa sahip olan bölgeye lise yapımı için destek istemişti. Ben kendim hazırladım bir şeydi. Yani çizimi... Milletvekili Mehmet Taytak, yapılan çalışmalar sonucunda Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve PTT Genel Müdürlüğü arasında yapılan arsa takası ile ilgili çalışmaların son aşamaya geldiğini belirtti. Hep birlikte inşallah bununla ilgili çabamızı göstereceğiz. Harbiş, semtimize ve Afyonkarahisar'ımıza hayırlı olsun diyorum ifadelerini kullanan Taytak, konuyla bizzatihi ilgilenen ve emeklerini esirgemeyen başta Vali Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek olmak üzere kurum müdürlerine ve muhtarlara teşekkür etti. Devam ediyoruz efendim. Yine siyasetle devam edeceğiz. Isparta'ya götüreceğiz sizi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün sabah saatlerinde, hatta gün ışıdığında Isparta'daydı. Bunun nedeni ise Gül Asadı. Kadınlarla birlikte Gül Asadı'na katıldı. Oradaki hasat yapan kadının ilginç bir de isteği vardı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Bakın o gül toplamada neler yaşandı, CHP lideri sonrasında nereye gitti, onun ayrıntıları var şimdi. Şöyle bu olduğundan bükecek. Tamam. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'da gül bahçesinde hasat yapan kadınlara eşlik etti. Isparta güzel yer. Evet, evet, memleketimizden memnunuz başkanım. Isparta'nın Gönel ilçesini ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, çalışan kadınlarla gün ağarırken bahçede gül topladı. İşçilerle yer sofrasında kahvaltı yaptı, çalışanlarla ve üreticilerle bir süre sohbet etti. Maşallah iyisin, iyisin. İnşallah. İnşallah. Bahçede çalışan kadın işçilerden Halime Karaöz, sağlık probleminin olduğunu söyleyerek çocuk sahibi olmak için Kılıçdaroğlu'ndan kendisini tedavi ettirmesini talep etti. Kılıçdaroğlu da kadının iletişim numarasını aldırarak konuyla ilgileneceğini söyledi. Başkanım, benim çocuğum yok. Bana bir tedavi yaptırıverirsin. Olur. Biz seni arayacağız. Tamam. Tamam. Tamam hocam. Tamam. Çalışanlarla ve partililerle hatıra fotoğrafı çektiren Kılıçdaroğlu buradan Gönen Belediyesi'ne geçti. Belediyenin balkonundan Kılıçdaroğlu'nun üzerine gül saçıldı. Belediye Başkanı Osman Kesmen ve diğer belediye yetkilileriyle makam odasında sohbet eden Kılıçdaroğlu, kentteki gül üretimiyle ilgili bilgi aldı. Altından değerli aslında. Çünkü emek üreticisi var, emek istiyor. İlçe merkezindeki esnafla da bir araya gelen CHP lideri İsmail Hakkı Tonguç Müzesi'ni gezdikten sonra Burdur'un Bucak ilçesini hareket etti. Eyvallah, sağ olun. Sağ olun. Belediye Başkanım.
Afyonkarahisar Belediyesi'nden bir haber var sırada. Bir inşaat haber efendim. Bir taraftan köftecileri, bir taraftan da kokoreççileri ilgilendiriyor. Türkiye'de de ilk olacağını söylüyorlar. Kokoreççiler Çarşısı. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyormuş. Hatta kaba inşaatı bitmiş efendim. Sona doğru da yaklaşılmış. Sıradaki haberimiz onu anlatacak. Belediye Başkanı Mehmet Zeybey'in de açıklamaları var. Afyonkarahisar Belediyesi şehrin farklı birçok yerinde mahalle aralarında kokoreç ve köfte satışı yapan esnafı bir araya toplayarak Türkiye'de bir ilki imza atıyor. Belediye Başkanı Mehmet Zeybey'in talimatıyla fuar alanında kokoreççiler çarşısı oluşturuluyor. 22 dükkanın yer aldığı çarşıda esnaflar nezih bir ortamda vatandaşlara hizmet verecek. Bölgede devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kiraya verilecek iş yerlerini kısa süre içinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Arkadaşlarımızla, başkan yardımcılarımızla iş işare ettik. Ne yapalım, ne edelim bunları bir araya getirelim. Nezih bir ortam oluştursun diye böyle bir proje geliştirdik. Projeyi ihale ettik. İhalesi siz de elde görüyorsunuz. Şu anda kaba inşaatı bitmiş vaziyette. Sıvaları yapılıyor. 22 tane kokoreç işi ve köfte işiyle uğraşan arkadaşlarımıza kiraya vereceğiz buraları. İnşallah semte yakışır, bu nezih ortama yakışır, hizmet verirler diye düşünüyoruz. Ben şimdiden burada hizmet verecek arkadaşlara hayırlı kazançlar diliyorum. Başkan Zeybek, projenin Türkiye'de tek olduğuna dikkat çekti. Türkiye'de kokoreç işi yapan esnafın bir araya geldiği, bir iş yerlerinin bir arada olduğu nezih bir ortam olarak ilk defa yapan bir belediye zannederim ilk belediyeyiz biz. Ondan dolayı da yenilikleri inşallah bundan sonra da Afyon'a kazandırmaya çalışacağız. Şimdi kokoreçler çarşısından bahsedince birçoğunuzun canı da çekmiştir eminim. Türk milleti olarak kokoreçi de çok severiz. Akut Başkanı Recep Şalcı'dan bahsedecek haberimiz dün akşam ana haber bültenimizin konuğuydu ama sadece televizyonumuzda konuk değildi. Hem dün hem de bugün gün boyu bazı temaslarda bulundu Recep Şalcı, Akut'un başkanı. Aynı zamanda da Akut üyeleri, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, basın yayın kuruluşları, aynı zamanda İş Adamları Derneği ziyaret edildi, AFAD ziyaret edildi. Daha fazlası da var, haberimiz anlatacak. Kısa adı Akut olan Arama Kurtarma Derneği'nin genel başkanı Recep Şalcı, Afyonkarahisar'da ziyaret turundaydı. Şalcı, Afyonkarahisar ekip lideri Mithat Şener ve Akut gönüllüleriyle birlikte ilk olarak Vali Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti. Vali Çiçek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Abi iyiyiz, bugün daha iyi olduk. Akut heyeti daha sonra Belediye Başkanı Mehmet Zeybey'i ziyaret ederek çalışmalarında kullanmaları için tahsis edilen yer için teşekkür etti. Başkan Zeybek, sivil toplum kuruluşlarını önemsediklerini, desteklerinin devam edeceğini dile getirdi. Sayın Başkanımıza da destekleri için buradan teşekkür ediyoruz. Şalcı ve beraberindekiler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Şerife Münire Burcu'yu da ziyaret etti. Burada da görüş alışverişinde bulunuldu. Kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz. Senin ekibinize de hayırlı uğurlu olsun. Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği de ziyaret programındaydı. Akut heyeti burada dernek başkanı Sezer Küçükkurt'u ziyaret etti. Genel Başkan Recep Şalcı Akut'un çalışmalarını anlatırken, Küçükkurt'sa basın olarak her zaman Akut'un yanında olduklarını vurguladı. Tekrar hoş geldiniz diyoruz. Biz de sizlerin gönüllü çalışmalarına elimizden gelen katkıyı her zaman vermeye devam edeceğimizi belirtmek istiyoruz. Akut heyeti bu sabah saatlerinde de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nı ziyaret etti. Heyet burada AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan'la görüştü. Son ziyaret durağı ise Afyonkarahisar Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'ne yapıldı. Akut heyeti burada AFSİAD Başkanı Kadir Sayın tarafından misafir edildi. Çok çok teşekkür ederiz, şereflendirdiniz, memnun olduk. Akut tabii ki ülkemiz için çok çok kıymetli ve değerli bir olmazsa olmaz boyutunda gördüğümüz bir kuruluş. Bizden iş dünyası olarak da hatta proje olarak ne üretebiliriz diye onunla ilgili bizim en basit aklımıza gelen iş kazanlarıyla alakalı organize sanayide birlikte bir şeyler yapabilir miyiz diye bir başlangıç yapalım diye
O gün ilk toplantı anlattık ama tabii süreci yönetmek, projeyi işte oluşturmak, gelecek dönemlerde ne yapabiliriz boyutuyla birlikte arkadaşlarla bir şeyler yapacağız. Koronavirüsle mücadele parantezi açmanın vakti geldi. Afyonkarahisar'dan bir haber var. Nisan ayında efendim vakalar adeta pik yapmıştı. Hemen söyleyelim. 3.000'lere kadar yükselmişti 100.000 kişide görülen o hasta sayısı. Ancak tabii alınan tedbirler bir taraftan tam kapanma, bir taraftan kısmi normalleşme derken son Sağlık Bakanlığı açıkladığı verilere göre Afyonkarahisar'daki rakamlar oldukça umut verici. 650'lere kadar düşmüş efendim. Allah daha da düşürmeyi nasip etsin diyelim. Habere pas atalım. Afyonkarahisar'da koronavirüs pozitif vaka sayısı son açıklanan verilere göre 100.000'de 82,64'e düşerek yaklaşık 650 kişi olarak gerçekleşti. Koronayla mücadelede büyük bir yol alan kentte vaka sayıları geçtiğimiz Nisan ayında 3.000'e kadar yükselerek rekor kırmıştı. Mayıs ayı başında ise 1600 olarak gerçekleşmişti. Ne kadar da azalma olursa tehlike tehlikedir. Kentteki 650'ye yakın vaka sayısının 50'sinin hastanede tedavi altında olduğu, geri kalanların ise evlerinde karantinada oldukları belirtildi. 2 senedir evdeyiz. Mümkün mertebe çıkmamaya çalışıyoruz. Koronavirüs vakalarının düşmesinin umut verici olduğunu ifade eden vatandaşlar, maske, hijyen ve sosyal mesafe gibi kurallara uyulduğu müddetçe virüsün üstesinden gelinebileceğini belirttiler. Komşu kent Kütahya'ya bakacağız. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 15-21 Mayıs haftalık verilerine göre 100 bin kişide görülen vaka sayısı en fazla olan 4. il oldu Kütahya. Ama yetkililerin bir açıklaması var. Biraz garip, bilmiyorum, ben anlamadım, siz anlayacak mısınız? Diyorlar ki önceki dönemlere kıyasla vakalar artmadı ancak salgının düşüş hızı azaldı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 15-21 Mayıs haftalık verilerine göre 100 bin kişide görülen vaka sayısı en fazla 4. il Kütahya oldu. Yetkililer önceki dönemlere kıyasla vakaların artmadığını ancak salgının düşüş hızının azaldığını söylüyor. İl Sağlık Müdürü Doktor Mehmet Erşan, Kütahya'nın hastanelerin yoğunluğu ve yoğun bakım ünitelerinin doluluğu bakımından en hızlı dönemi 2020 yılının Kasım ayında yaşadığını söyledi. 17-23 Nisan haftası en yüksek rakam oldu. Kentteki vakaların %55'inin dışarıda bulunması zorunlu olmayan bireylerde görüldüğüne dikkat çeken Erşan, en çok bulaşınsa aile içi ve akraba ziyaretlerinden kaynaklandığını dile getirdi. Veya akraba ziyaretleri yapan insanlarla karşılaşıyoruz, kısıtlama zamanlarında bile. Aşılamada Kütahya'nın iyi bir seviyede olduğunu, birinci dozu yaptıranların %70, ikinci dozda da %50'nin üzerinde bir orana ulaşıldığını ifade eden Erşan, il genelindeki hastanelerin COVID-19 yoğun bakımlarının doluluğunun %29 olduğunu sözlerine ekledi. Ve aşılama çalışmalarına bakacağız. Tabii ki koronavirüsle mücadelede bu pandemi sürecinde aşılama çalışmaları da devam ediyor. Randevusu olanlar aşılarını yaptırmak için sağlık kurumlarının yolunu tutuyor. Ama sağlık kurumlarının yolunu tutamayanlar da var. Mevsimlik tarım işçileri. Eskişehir'deki mevsimlik tarım işçileri efendim Şanlıurfa'dan gelmişler. Tabii tarıma da katkıları çok büyük. Ellerine, emeklerine sağlık. Onu da buradan söylemiş olalım. Onların ayağına da sağlık ekipleri gidiyor. Aşı için. Eskişehir'de tarımın bel kemiği olan mevsimlik işçiler kaldıkları çadır alanında koronavirüse karşı aşılandı. Tarlalarda çalışmak için Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik işçiler koronavirüse karşı aşılanıyor. Odunpazarı ilçesine bağlı Kırsal Sevinç Mahallesi'ndeki işçilere İl Sağlık Müdürlüğü'nce belirlenen programlar doğrultusunda görevliler tarafından aşı yapılıyor. Ya, işte böyle. Tarımda ülkeye katkı sağlayan işçiler gün boyu kalabalık ortamda çalışmak zorunda kalıyor.
Genellikle çadırlarda ve tarlalarda iç içe çalışan işçilerde öncelikle 55 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar aşılandı. İl genelinde belirli noktalarda bulunan işçilerde aşılamanın devam edeceği öğrenildi. Asayiş parantezini açacağız. Afyonkarahisar'dan ölümlü bir trafik kazasıyla devam edeceğiz ana haber bültenimize. Çay ilçesinde efendim bir otomobil, içerisinde 5 kişi vardı. 5 fidanımız, hepsi de gençti. 18 yaşında, 20 yaşında, hatta hayatını kaybeden kardeşimiz de 23 yaşında ne yazık ki. Otomobil barajdan dönüyordu ama gece kabusa dönüştü. Tam 100 metrelik uçuruma yuvarlandılar. Yoldan geçenler haber verdi. Bölgeye AFAD ekipleri gitti, jandarma ekipleri, kurtarma ekipleri. Herkes seferber oldu. 4 kişi kurtuldu ama 1 kişi vardı uçurumun altında. Onun da cansız bedenine ulaşıldı. Ama o cansız bedeni yola çıkarmak hiç de kolay olmadı. Otomobil uçuruma yuvarlandı. Cansız beden 2 saatlik çalışmayla çıkarıldı. Kazanın adresi Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi. Çay barajına giden 5 gencin dönüş yolu adeta kabusa döndü. Kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 100 metrelik uçurumdan aşağı düştü. Yoldan geçen vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda jandarma, 112 acil servis ve AFAD ekibi sevk edildi. Uçurumun başında araçtan dışarı fırlayan ve yaralanan 4 genç ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi. Ancak aşağıda bir kişi daha vardı. Kurtarma seferberliği başlatıldı. AFAD ekipleri makara sistemi kurup yaklaşık 100 metrelik uçuruma indiklerinde araç içerisinde 23 yaşındaki Onur Adıgüzel'in cansız bedenini buldu. Ekipler yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından Adıgüzel'in cesedini yukarı çıkardı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri başarılı operasyonlarına devam ediyor. Kumar operasyonundaydı ekipler. 2 farklı adrese operasyon yapıldı. Bir tane evde 10 kişi yakalandı efendim. 13.360 lira ceza kesilmiş. Bir başka apartmanın terasında da yine kumar oynayanlar polisten kaçamamış. Orada da 16 kişi yakalanmış. Velhasıl kelam toplam 26 kişiye 63.760 lira ceza yazıldı. Hasan. Afyon polisi kumar operasyonundaydı. Odadan çıkmıyoruz. İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Dairecep Mahallesi'nde kumar oynanan eve baskın yaptı. İkametteki aramada ele geçirilen iskambil kağıtları, okey taşları, defter ve 150 lira paraya el konuldu. Evde kumar oynayan 10 kişiye de 13.360 lira idari para cezası uygulandı. Evin sahibine de işlem yapıldı. Bu görüntüler de Olacak Mahallesi'nden. Bir binanın teras katına baskın düzenleyen Afyon polisi 16 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Yüzünüzü gizleyin. Operasyonda gözaltına alınan şahıslara koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 50.400 TL para cezası kesildi. Çok sayıda suç materyaline de el konuldu. Beyler herkes geçsin. Denizli polisinin de bir operasyonu vardı ama narkotik operasyonuydu efendim. 4 ayrı ilçede tam 19 adrese şafak vakti narkotik operasyon düzenlendi. Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. O zehir tacirleri de gözaltında. Müslüm geliyor yan tarafında. Denizli'de jandarma narkotik timleri 4 ilçede eş zamanlı operasyonlar düzenledi. 14 zehir taciri gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı narkotik timleri Pamukkale, Merkez Efendi, Beyağaç ve Tavas ilçelerinde zehir tacirlerini takibe aldı. Sonra da operasyon için düğmeye basıldı. 19 ev ve iş yerine şafak vaktinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona narkotik köpekleri de katıldı.
Yapılan aramalarda 479 gram metamfetamin, 150 gram toz esrar, 108 gram reçine esrar, 3 adet sentetik hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi. 14 kişi gözaltına alındı. Dikkatsizlik sonucu meydana gelen bir ölümden bahsedecek sıradaki haberimiz. Bunun için de sizi Bilecik'e götüreceğiz efendim. 14 katlı bir apartmanın, inşaat halindeki bir apartmanın 8. katından asansör boşluğuna düşmüş efendim bir vatandaş ve ne yazık ki hayatını kaybetmiş. Bilecik'te 14 katlı inşaatın 8. katından asansör boşluğuna düşen bir kişi hayatını kaybetti. Bahçeli Evler Mahallesi Atmaca 1 sokakta özel bir firmaya ait 14 katlı inşaat halindeki binada çalışan arkadaşının yanına ziyaret amaçlı geldiği iddia edilen Vahit Bulanık, 8. kattan asansör boşluğuna düştü. İşçilerin ihbarıyla gelen 112 acil servis ekipleri 65 yaşındaki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Vahit Bulanık'ın cenazesi otopsi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Efendim alevlerin, dumanların çıktığı yer bir çiftliğin saman deposu. Neresi burası? Manisa'nın Ahmetli ilçesi. Çiftliğin saman deposunda yangın çıktı. Alevler bir anda depoyu sardı. Tabii ki saman olunca tutuşması ve o yangının büyümesi de kaçınılmazdı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye daire başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ama tam 220 ton saman kül oldu. Çiftliğin saman deposunda korkutan yangın. Görüntüler Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Kargın mahallesinden. Büyükbaş hayvan çiftliğinin saman deposunda bir anda alevler yükseldi. Olay yerine çok sayıda yangın söndürme aracı ve ekip sevk edildi. Ekipler yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangını kontrol altına almayı başardı. Soğutma işlemlerinin devam ettiği yangında 220 ton saman yandı. Çiftlikteki traktör ve kepçe de zarar gördü. Denizli'den bir kayıp haberi var. 16 yaşındaki bir kardeşimiz. Arkadaşımın yanına gidiyorum demiş. Evden ayrılmış ve ardından da haber alınamamış. Tabii alınamamış. Ailesi durumu yetkililere bildirdi ve şimdi Denizli'de herkes 16 yaşındaki o kız çocuğunu arıyor. Denizli'de kaybolan 16 yaşındaki kız çocuğu aranıyor. Altındere Mahallesi'nde yaşayan ailesi, dün akşam saatlerinde arkadaşlarının yanına gideceğini söyleyerek evden ayrılan 16 yaşındaki kızlarından haber alamadıklarını belirterek jandarmaya başvurdu. Kayıp kızın bulunması için İl Jandarma Komutanlığı AFAD ve AKUT ekiplerinin desteğiyle çalışma başlatıldı. Çalışmalarda iz takip köpeğinin yanı sıra drone da kullanılıyor. Jandarma ekipleri kızla irtibatı olabileceğini değerlendirdikleri iki kişiyi ifadesini almak üzere karakola götürdü. Efendim bu tür obrukları genellikle Konya Ovası'nda görüyoruz. Konya Ovası'ndan oradaki bölgelerden kameralarımıza yansıyor ama bu kez durum farklı, lokasyon farklı. Eskişehir'e götüreceğiz sizi. Sivrihisar ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi efendim burası. Tarlada oluşan bu dev obruk ki bu ilk değil, orada birkaç tane daha olduğunu söylüyor çevre sakinleri.
Obruk vatandaşları tedirgin ediyor. Tabii ki bu doğa olayları sonucu oluyor. Yani bir taraftan bilinçsiz sulama, bir taraftan kuraklık bu obrukların oluşmasında etkili bir faktör. Ancak vatandaşlar der ki en azından onun etrafında bir önlem alınsın. Çünkü tarlaya gidiyoruz, çoluğumuz çocuğumuz var, onlar oynuyor. Herhangi bir faciaya yol açmayalım. Genellikle Konya Ovası'nda görülen obruklar bu kez Eskişehir'de görüldü. Sivrihisar ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi kaldırım merası mevkiinde oluşan dev çukur, mahallede yaşayan köylüleri tedirgin ediyor. Devletimizin önlem almasını istiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda çevrede bulunan diğer tarım arazilerinde de görülen dev obrukların sayısı her geçen gün artıyor. Bölgemizde birkaç tane, 2-3 tane bulunmaktadır. Göçüklerin oluşması sonucunda tarım arazileri büyük zarar görüyor. 30 metre derinlikle 25 metre çapına sahip olan bu obruk da drone'la havadan görüntülendi. Hayvanlarını otlatmak için tarlaları kullanmak zorunda kalan veya tarım arazilerine çalışan köylüler, çevrede çocukların da gezmesine dikkat çekerek güvenliğin sağlanması konusunda yetkililerden yardım bekliyor. Bölgemizde birkaç tane... Efendim bültenimizin sonuna doğru şöyle iki güzel haberimiz var. Biraz can sıkıldı tabii malum. Önceki haberleri izlediğinizde bir taraftan yangınlar, cinayetler, trafik kazaları... Afyonkarahisar'dan bahsedecek haberimiz. Dinar ilçesine götüreceğiz. Sadece Dinar değil, Afyonkarahisar'ın dört bir tarafında tarihi noktalar var. Kazı çalışmaları devam ediyor. Emirdağ'da Amorium Antik Kenti var. Tam onun tersi, biraz daha batı tarafta Dinar ilçesinde Apameia Antik Kenti. Tarihi milattan önce 8. yüzyıla kadar da uzanıyor. Pandemi sürecinde ve bazı aksaklıklar sebebiyle oradaki kazı çalışmalarına ara verilmişti ve Haziran ayı itibariyle artık oradaki çalışmalar tekrar başlayacak ve o antik kent gün yüzüne çıkarılacak. Afyonkarahisar'ın bilinmeyen antik yerleşim alanlarından biri olan Apameia Antik Kenti'nde kazı çalışmaları tekrar başlıyor. Görüntüler Dinar ilçesinden. Tarihi İpek Yolu ile Kral Yolu'nun kesiştiği noktada yer alan Apameia Antik Kenti, Firik, Pers, Seleukos ve Roma uygarlıklarına ev sahipliği yapan bir antik kent. Geçmişi ise M.Ö. 8. yüzyıla kadar dayanan ve Helenistik dönemde Efes Antik Kenti'nden sonraki en önemli şehir olarak kabul edilen Apameia Antik Kenti'nin en önemli mimari yapısı Antik Tiyatro. Burada başlatılan kurtarma kazısı devam ederken tiyatronun bir kısmı açığa çıkarıldı. Pandemi başta olmak üzere hava şartlarından dolayı bir süredir ara verilen Apameia'daki kazı çalışmaları önümüzdeki ay içerisinde kaldığı yerden devam edecek. Afyonkarahisar Müze Müdürü Mevlüt Üymez Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek kazılarda yaklaşık 30 kişilik bilim heyeti görev yapacak. Şimdi bu kareyi görünce hem stüdyodaki hem de ana kumandadaki rejideki tüm arkadaşlarımızın canı çekti efendim. Üzüm, severek tükettiğimiz meyvelerden bir tanesi ve tabii ki üzüm denilince akla gelen şehirlerden bir tanesi de Manisa, coğrafi işarete de sahip çekirdeksiz sultani üzüm efendim. Ama konumuz üzüm veya hasat değil, konumuz üzümün tarihi. Bilim insanları orada araştırma yapıyor ve üzümün tarihi kaç yıl öncesine dayanıyor biliyor musunuz? Tam 4500 yıl öncesine. Manisa'da üzüm binlerce yıl öncesi de yetişiyormuş. Bu iddiayı kanıtlayan bulgular da var. Coğrafi işaret tescili alınan Manisa Sultani çekirdeksiz üzümünün tarihi geçmişi araştırılıyor ve ilginç sonuçlar ortaya çıkıyor.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Yusuf Sezgin, Manisa'da üzümün tarihinin antik çağlara kadar dayandığını söyledi. Sezgin'e göre sadece antik dönemde değil, beylikler ve Osmanlı döneminde mezar taşlarında, kabartmalarda, hepsinde asma yaprağı ve üzüm çok önemli bir yer kaplıyor. Yapılan araştırmalara göre Manisa'da en az 4500 yıl öncesine kadar üzümün varlığına rastlandı. Kaymakçı Tepe'de bulunan üzüm çekirdeklerinin M.Ö. 2000. yıla ait olduğu tahmin ediliyor. Anadolu'daki en yoğun üzüm çekirdekleri o bölgede bulundu. Efendim bu haberle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. 27 Mayıs 2021 Perşembe gününe dair aktaracaklarımız bu kadardı. Ama bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yarın saat 18'de Mega Birlik Medya Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Emin Güzbey'in hazırlayıp sunduğu Dobro Dobro programı var. Konuysa çok kıymetli. Yarın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Afyonkarahisar'da olacak. Bir takım ziyaretlerde bulunacak, incelemeler yapacak ve akşam saat 18'de de Murat Kurum Mehmet Emin Güzbey'in konuğu olacak. Bitirdik efendim. Mutlu akşamlar. Akrones Termal Otel spor haberlerini sunar. Burada gelen arkadaşların da heyecanını, coşkusunu çok iyi görüyorum. Antalya'da kamp yapan A milli takım Azerbaycan'la hazırlık maçı oynayacak. Öncesinde teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Bugün de zaten toplantımızın şeyi Azerbaycan maçı üzerine olduğu için söylüyorum. Tek millet, iki devletiz. Onlara da hoş geldin diyorum şimdiden. Türkiye'de herkesin milli takımın başarısını düşündüğünü belirten A milli takım teknik direktörü Şenol Güneş, "Bu ülke bizim, bunu hepimiz birlikte yapacağız. Telefon açanlar, erik göndereyim, ceviz göndereyim diyenler oluyor. Biz de sevginizi esirgemeyin, dua edin diyoruz." ifadelerini kullandı. Kim olursa olsun herkes aynı duyguyu paylaştı. Türkiye'nin başarısını istiyor. Biz bir Türkiye'yiz, bu ülke bizim. Hepimiz bunu birlikte yapacağız. Bazen işte telefon açanlar işte erik göndereyim, ceviz göndereyim, yok şunu yapayım diyenler oluyor. Dua edin. Sevginizi esirgemeyin, biz de çalışalım, inşallah iyi olur. Beklenti var, onu da biliyorum. O yüzden bu 30 kişiyi tek kişi olarak, tek yürek olarak görüyorum. Bölgesel Amatör Lig'de grupların belirlenmesinden sonra büyük bir merakla beklenen 2020-2021 sezonu fikstür çekimi dün yapıldı. İkinci bölge 8. grupta Aydın takımları Eşin Grup Söke Spor ve Kuşadası Spor'la eşleşen Afyonkarahisar temsilcileri, Bolvedin Belediyespor ve Eskişehir Spor sezona kendi aralarında yapacakları maçla merhaba diyecekler. Ligin ilk hafta karşılaşması 9 Haziran Çarşamba günü Afyonkarahisar'da Eskişehir Spor'la Bolvedin Belediyespor arasında oynanırken, diğer maçta iki Aydın ekibi Kuşadası Spor'la Eşin Grup Söke Spor mücadele edecek. İkinci hafta maçlarında Bolvedin Belediyespor kendi evinde Kuşadası Spor'la, İstihsar Spor'sa deplasmanda Eşin Grup Söke Spor'la karşı karşıya gelecek. Hadi be! Üçüncü haftada oynanacak İstihsar Spor, Kuşadası Spor ve Eşin Grup Söke Spor, Bolvedin Belediyespor maçlarıyla ilk yarı sona erecek. Dört takım arasında çift devreli lig usulüne göre oynanacak olan bölge karşılaşmaları sonunda her bölgede grup birincisi olan 8 takımın tarafsız grup merkezlerinde tek maç eleme usulü oynayacakları çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları yapılacak ve bölge birincisi olan 4 takım TFF 3. ligine terfi edecek. Afyonkarahisar'ın Bal'daki temsilcilerinden Bolvedin Belediyespor'un gruplar belirlendikten sonra kadrosunu en az 3 futbolcu ile takviye etme kararı aldığı bildirildi.
Bu sezon güçlü bir grupta mücadele vereceklerini belirten Bolvedin Belediyespor Sportif Direktörü Ümit Çınar, grubumuzda İsçesar Spor'la birlikte Kuşadası ve Söke Spor takımları bulunuyor. Biz de 3. ligi hedefleyen bir takımız. Rakiplerimiz belli olduktan sonra kadromuzu en az 3 mevkiye yeni transferler yaparak güçlendirmeyi düşünüyoruz. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor, dedi. Antrenmanların teknik direktör Ünsal Yaşar nezaretinde aralıksız sürdüğünü ve ligin başlaması için zamanın daraldığını ifade eden sportif direktör Ümit Çınar, tek hedeflerinin profesyonel lige yükselmek olduğunu ve takım olarak bu hedefe odaklandıklarını da sözlerine ekledi. Bolvedin Belediyespor antrenmanlarına Bolvedin Belediyespor tesislerinde devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen 15 yaş altı Yıldız Kızlar Güneş milli takım seçmelerinde dereceye girerek milli takım kadrosuna girmeyi başaran Afyonkarahisarlı sporcular, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmek üzere Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya gittiler. Katılacağım Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmak. Çorlu'da düzenlenen milli takım seçmelerinde Taşoluk Belediyespor Kulübü sporcularından Fatma Yılmaz 33 kiloda, Yağmur Karabacak 36 kiloda, Hava Konca ise 39 kiloda birinci olarak milli takım kadrosuna girmeye hak kazanmıştı. 2019'da Avrupa Şampiyonası'nda 3. olmuştum. İnşallah bu sene Bulgaristan'da birinci olmak. Yarık hocamızın sayesinde azimli bir biçimde sürekli olarak antrenman yaptık. Şampiyon olmak için çok çalıştım. Her düştüğümde hırs ile kalktım. Afyonkarahisarlı bayan güreşçilerle U15 bayan milli takım antrenörü Yakup Yağcı'nın da yer aldığı milli takım kafilesi Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Sofya'da başlayan Avrupa Güreş Şampiyonası cumartesi günü sona erecek. Yeni sezon öncesi yine kulüplerin kamp merkezi olması beklenen Afyon Kocatepe Spor Kompleksi'nde 2 adet futbol sahası, soyunma odaları ve su deposu inşaatının çalışmalarına hız verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre spor kompleksi içerisinde yer alan atletizm sahasına yapılacak 1000 seyirci kapasiteli tribün ve soyunma odalarının çalışmaları da aralıksız sürüyor. Spor Toto 1. Lig playoff finalinde Altın Ordu'yu 1-0 yenen Altay, Adana Demirspor ve GZT Giresun Spor'un ardından Süper Lig'e yükselen son takım oldu. Daha önce Çaykur Rizespor'u doğrudan Süper Lig'e taşıyan Mustafa Denizli, futbolculuk kariyerine başladığı ve uzun süre forma giydiği Altay'la Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi. Çok değerli şampiyonluklar yaşadım. Çok değerli camialarda. Fakat takdir edersiniz ki yani bütün gençliğimin geçtiği bu camiada yaşadıklarım çok farklı duygular hissettiriyor. Altay layık olduğu yere geldi. İzmir temsilcisi 1983-1984'te Coşkun Suer, 1990-1991'de Behiç Funda ve 2001-2002'de Reha Kapsal'ın ardından 2020-2021 sezonunda da son iki maçta göreve gelen Mustafa Denizli yönetiminde dördüncü kez Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Altay Kulübü'nü tebrik etti. Tabii güzel bir akşamdı hakikaten ve Altay Altın Ordu müsabakasında kazanan Altay oldu. Tebrik ediyorum, başarı diliyorum. Süper Lig'e yükselen Altay'ın taraftarları, takımlarının 18 yıl sonra Süper Lig'e çıkmasını kutladı. Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı İtalya'nın Parma kulübünden Gervinho ve Roma'dan Bruno Peres'i Trabzon'a getirdi.
Taraftarlar pandemi önlemleri çerçevesinde çiçek verdikleri oyunculara tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulundu. Bordo Mavili Kulüp, İtalya'nın Parma takımından Gervinho ve Roma ekibinden Bruno Perez'le sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Ahmet Ağoğlu ile futbolcuların eşlerinin de yer aldığı kulübün YouTube adresinden canlı yayınlanan imza töreninde Gervinho ile 2, Bruno Perez ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağoğlu transferlerin devam edeceğini belirtti. Transfer sezonumuza biraz erken başladık bu sene. Eminim ki bu taraftarlarımızı da çok heyecanlandırıyordur. Transferlerimiz devam edecektir. Daha önceden de ifade ettiğim gibi bütün amacımız hazırlık kampının başlayacağı gün hocamızın bize önerdiği oyuncularla birlikte kampımıza başlamak. Gervinho Türkiye'de olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirirken Bruno sorumluluklarımın farkındayım dedi. I prefer to speak in the pitch, you know. Fazer parte desse grande clube. Öte yandan yeni sezon hazırlıklarına fırtına gibi başlayan Bordo Mavililer, 2021-2022 sezonu için hazırlanan formaların tanıtımını sosyal medya hesaplarından paylaştığı özel bir video ile yaptı. Akronis Termal Otel spor haberlerini sundu.